Şah Haydar dağların eteklerinde hayvanlarını otlatan bir çobandır. Kışın ortasında hayvanların çok güzel beslendiğini gören babası Seyit Mahmudi Hayrani, "Acaba Şah Haydar bu kış günü hayvanlara ne yediriyor ki bu kadar güzel besleniyorlar?" diye merak eder. Ve Şah Haydar'la hayvanların olduğu tepeye gider. Burada bakar ki Şah Haydar hangi meşe ağacına elindeki sopayı değdiriyorsa ağaç hemen yeşeriyor. Hayvanlar da bu filizlerden yiyerek besleniyor. Seyyid Mahmudi Hayrani durumu görünce sesini çıkarmadan dönmek ister. Fakat o sırada keçilerden biri birkaç kez kapışırır. Şah Haydar da "Ne oldu babam Derviş Mahmud'u mu gördün ki bu kadar hapşırırsın?" der. Ve arkasına baktığında babasının kendisine görünmeden gitmek istediğini fark eder. Babasına bizzat ismiyle hitap ettiği için utanır, mahcup olur. Mahcubiyetinden kaçıp dağların tepelerine çıkar ve bir daha inmez. Şah Haydar birkaç gün eve gelmeyince annesi endişelenir. Seyit Mahmudi Hayrani, müritlerinden birkaç kişiyi Şah Haydar'ın durumunu öğrenmeleri için dağın tepesine gönderir. Şah Haydar'la görüşen müritler, onun iyi olduğu, durumunun düzgün olduğunu söylerler. O günden bugüne Şah Haydar'ın adı halk arasında düzgün baba olarak söylene gelir. Düzgün baba.